Kalp krizi dediğimiz bizim aslında kalp kaslarını besleyen atar damarların, yani oksijeni taşıyan atar damarlarda bir yetersizlik söz konusu oluyor. Bu ama o damarlarda bir ciddi ileri darlık ya da tamamen tıkanması sonucu oksijenin yeteri miktarda kalbin bir bölgesine taşınamaması sonucunda kalp krizi oluyor. Yani kalbin o bölgesine yeteri kadar oksijen gitmediği için orada bizim nekroz dediğimiz durum oluşuyor. Bunun sonucunda da göğüs ağrısı hissederiz. En tipik bulgusu o. Göğüs ağrısı da tipik olarak da göğüste başlayıp boynumuza, sol tarafımıza, özellikle sol kolumuza ve midemize doğru yayılan bir göğüs ağrısı olur. Sırta da yayılabilir, çeneye yayılabilir. Bununla birlikte göğüs ağrısıyla birlikte terleme, bulantı, kusma, anksiyete, ölüm korkusu, bu tip duygular belirmeye başlar. Çarpıntı, taşikardi de kalp kriziyle birlikte ortaya çıkan kalbin o bölgesinin beslenememesine bağlı olarak ritim problemleri ortaya çıkar. Bunun sonucunda da tabii ciddi ritim problemleri olabiliyor. Ventriküler fibrilasyon dediğimiz bizim kalbin normal düzenli atması değil de titremeye başlar. O zaman tabii titremeye başladığı zaman da yeteri miktarda kanı vücuda pompalayamadığı için ilk etkilenen organ da beyin olduğundan dolayı bilinç kaybı, bayılma durumlar ortaya çıkıyor. Kalp krizi dediğimiz zaman göğüs ağrısı illaki kalp krizi olacağı anlamına gelmiyor. Damarlardaki darlığa bağlı bir efor sarf ediyorsunuz, merdiven çıkıyorsunuz, yürüyorsunuz. O esnada kalp tabi hızlanarak da daha vücuda, bizim bacak kaslarımıza daha fazla oksijen göndermeye çalışıyor. Tam o sırada damarlarında bir darlık varsa kendine taşıyacağı oksijen yetersiz kalıyor bu sefer. O zaman ağrı hissetmeye başlıyorsunuz. Ağrıyı hissedince tabii ki durup dinlenme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Durup da dinlenmek de gerekiyor zaten krizi geçirmemek için. Kalp krizi geçirdiğini düşündüğümüz birisi bayıldı, düştü, nefes almıyor. O anda zaten böyle yüzünün, vücudunun bembeyaz olduğunu, soğuk soğuk şoka girdiği için soğuk soğuk terlediğini görürsünüz. Nefes almadığını ve kalbinin de atmadığını düşünüyorsunuz. O zaman da 112'yi aradıktan sonra kalp masajı yapabilirsiniz. Şu kalbin ortasındaki böyle kemiğimizin oraya böyle dakikada 80-100 şeklinde masaj yapacak şekilde bastırdığımız zaman yaklaşık da böyle bir 4-5 santim içeriye dökecek şekilde öyle bastırdığımız zaman kalp masajı yapmış oluruz.